Vallahi herkes çok mutlu. Güzel bir şampiyonluk. Özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında. Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray sloganımızla beraber bu sene Galatasaray şampiyon oldu. Herkese kutlu olsun. Öncelikle emeği geçen herkese, futbolcularına, teknik kadroya, yöneticilerime, camiama, genel kurul üyelerime, herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklediler. Biz de onlara söz verdiğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olduk. Sayın çok başkan. Bir şampiyonluktu. Dolayısıyla ben emeği geçen herkesi kutluyorum. Valla ben haftalar önce bir şey söyledim size. Belki hatırlarsınız, şampiyon belli dedim. Evet, yaklaşık bir ay önce. Evet, şampiyon belli. Şimdi ikinciye bakıyoruz. Onlar centilmen bir takım. Başkanım, herhalde bizi alkışlayacaklar. Başkanım, bu sezonun kırılma anı sizce neydi? Efendim? Kırılma anı sizce neydi? Sezon hiç kırılmadı ki. Biz hep başladığımız hızla sezonun sonuna geldik. Yani kaç haftalık Galatasaray'ı da kırılma anı yok. Biz inanmıştık ve bütün takım olarak ve yönetim olarak inandık ve dolayısıyla şampiyon olduk. Şampiyonluk Galatasaraylılara kutlu olsun. Şimdi yönetmeliğe göre şampiyon olduktan bir hafta sonra iç saha maçında kupa getiriliyor. Zaten Sayın Federasyon Başkanı'yla da konuştum. Pazar günü kupa Florya'da. Flöre diyorum, pardon, Ali Samiyen'de öyle söyleyeyim. Yukarıda ile her zaman beraberiz, hem antrenmanlarda, hem de uçakta. Önümüzdeki sezon kalacak mı? Daha şimdi bir maçımız daha var, onu da oynayalım, ondan sonra karar vereceğiz. Bizim için en değerlisi tabii ki Galatasaray taraftarını sokaklarda sevinirken görmek. Onlarla birlikte bu sene çok büyük bir yol kat ettik. Onların mutluluğunu görmek en büyük değer bizim için. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk vardı. Bunu başarıyla yerine getirdik. Ben öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah nice şampiyonluklara diyorum ama Cumhuriyet'in 100. yılında yakaladığımız bu başarı önemli bir başarı. 23. şampiyonluğa ulaştık. İnşallah daha büyük başarılara. Buraya gelirken beni buraya getiren şeylerden biri tabii ki Galatasaray kimliğim. Galatasaray altyapısından yetmiş, orada önemli başarılar kazanmış. Onun yanında da 3 sene önceki şampiyon olmuş Başakşehir'le yaşadığım şampiyonluk, daha önce Akhisar'la yaşadığım kupa sevinci. Buraya kupalarla gelmiştim. Bu sene birinci senemde de şampiyonluğu oyuncularımla birlikte yaşamam benim için çok önemliydi. Hepsini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani biz tabii ki sezon başı şampiyonluk iddiasıyla başladık. Öyle devam ettik. Ama tabii ki belli bir yerlerden sonra takım ruhunu, olgusunu oluşturuyorsunuz. Ama özellikle oynadığımız futbol, 14 maç üst üste yaşadığımız galibiyet serisi. Yani şu an puan olarak da çok büyük bir puan yakalamış durumdayız. Rakiplerimiz de bu puanları yakaladı ama bizim için önemli olan dediğim gibi takım geç oluşsa da, genç transferler yapsak da geç oluşsa da o takım olgusunu yakaladık ve şampiyonluğa inandık. Dediğim gibi burada çok kaliteli, çok iyi oyuncular bizle beraberdi. Onlarla birlikte şampiyonlaştık. Hem başkanımıza, yönetim kurulumuza, özellikle yine Erdem Bey'e burada bizle birlikte olduğu için hepsine teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki yani şampiyon olmak çok güzel. Tabii ki Galatasaray forması altında futbolcu olarak yaşamıştım ama teknik adam olarak Galatasaray'da şampiyonluğu yaşamak çok önemli. Başakşehir'deki şampiyonluk da benim için çok değerli, çok önemli. İlk yaşadığım şampiyonluktu ama tabii ki burada Galatasaray formasıyla yaşadığım başarı benim için paha biçilemez. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ Erdem Bey ne söylersiniz? İlk şampiyon. Valla çok zor şampiyon. Şöyle söyleyeyim. Bence tarihteki en zor şampiyonluklardan birisiydi. Ne yapacağımı şaşırdım. Pardon, kusura bakmayın. Çünkü tam böyle kusursuz fırtına denir ya. Senenin yarısında seçim oldu, transferin yarısında. Temmuz'un 4'ünde elimizde transfer listesi henüz yoktu bile, başlangıç listesi vardı. Diğer rakiplerimiz herkes 80 puanın üzerinde, yani aslında herkes şampiyonluk kazanacak puan almış durumda. Gelir olarak Galatasaray'ın tarihinin açık ara tüm tarihin en az geliri olduğu sene, yani hiç
gelirsiz bir sene. Tek bir şey diyeceğim yani, gerçekten buna inandırmak belki ne kadar kolay bilmiyorum ama yani iyi insanları toplayınca her şey oluyor. Ona ben eminim. Yani sevginin girmeyeceği kalp yok diye şey yapıyorum. O kadar insanı ya işte mağaroyu şunu bunu hepsini ikna etmemizin tek sebebi samimiyet ve sevgi. Bunlar çok romantik laflar gibi gelebilir. İnanın yani emek çok büyük, çaba çok büyük, her şey. Ama nasıl bir şey yaşandığını anlatamam. Yani %70'inde, %75'inde son 11 ayın gece 3'e 4'e kadar çalışıldı. Ama hep iyi insanlar. Çünkü gerçekten yani her zaman son 5 aydır, 6 aydır aynı şeyi ben söylüyorum. Hakkımızsa şampiyon olalım. Hakkımızmış demek ki. Ona çok inanıyorum. Başka hiç kimsenin hakkını şey yapmak da yani gerçekten çok zordu. Ama sadece iyi insanlarla, güzel gönüllerle kazanıldı, onu söyleyebilirim. İkardi'yi getiren sizdiniz. Estağfurullah. Bugün hep birlikte yapıyoruz her şeyi. Hep birlikte yapıyor. Burada yani Okan hocamızın, teknik heyetin, Florya'daki tüm çalışanlarımızın yani mutfaktaki ablalardan şeflerimize kadar herkese, yönetim kurulumuz, başta başkanımız, yani herkesin çok büyük emeği var, bir kere onu söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeyim. İkardi, binlerce kişi bekliyor şu anda. Pazar günü şampiyonluk kutlanacak. Nasıl bir kutlama olacak? İkardi'ye siz gelme diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Erdem Bey. Yok, ben zaten geçeceğim. Erdem Bey, şampiyonluğu kime armağan ediyorsunuz? Tüm Galatasaray taraflarına, büyük Galatasaray taraflarına ve eşime. Var mı? Neler ve eşime armağan ediyoruz. Kaldırın.